Bâbu mâ câe fî teraccülî Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin saç perveriş kılıçları hakkında kelgen hadisler babı. Bu babda 5 ta hadis keledi. Haddethena İshâk ibn Musa el-Ansâriyyü, haddethena Ma'nu ibn İsa, haddethena Malik ibn Enes'in, عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض عائشة رضي الله عنها دان رواية قلنا دا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساجلارنا حيز لي حالم دا پرورش قلب ترب قوير إدام ديدلر. Bu bobda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın saçını parvarış kılışka dair sünnetleri hakkında gap ketedi. Tavsiyeleri hem var ve özlerinin tutumları hem bayan kılıngan. Üç bu hadiste Ayşe radıyallahu anh ayet yediler ki, ben hayizli halimde Resulü Ekrem aleyhissalatu'nun saçlarını tarap koyardım, yuvuş geliyorsa yuvup koyardım dediler. Yani parvarış, saç parvarışını kılardım, özüm üzürlüğü bugün halatımda. Nege bunu ayet yaptılar dese, öşe vaktilerde cüde köp, ken yayılgen, köp adamlar, aylarlar öşe üzürlüğü bugün halatlarda ulardan cirkenişken, ulardan özlerini uzak tutuşken, meni kolini teyizme, menden nerde dur, ve hakeza degenlerse, adamların angige singip ketken bugün. Hatta Yahudiler üyden haydap çıkar vararken, üzürlüğü bugün vakti bitti üyde yaşamarken. Şu derecede özlerine uzak alışken. Yani öyle adetler cahiliyet, ilimsizlik ikeni Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın talimatları gezit ikenini takitleş ve öyle düşüncelerini hala hem özden çıkaramayken adamlarla gapni takitleş için Ayşe radıyallahu anh'a bu gapni, bu bana şu aynen özlerinin üzürlüğü halette saç tıraşlarını takitle beyti yaptılar. Mana shu joydan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning islohotlaridan birini qisqacha namunasini ko'rishimiz mumkin. U zot alayhisolatu vasallam ana shunaqa jaholat bilan qotgan bir jamiyatga kelib qanday bir inqilob yasaganlar. Xususan ayollarga doir munosabatlarda ham Rasul akram alayhisolatu vasallamning inqiloblari tarix ko'rmagan va nihoyatda me'yorda bo'lgan. Hozirgi kunda ayollar huquqini himoya qilamiz degan g'oya bilan feminizm degan g'oyani nom bilan, feminizm degan nom bilan ayollarning huquqlarini himoya qilamiz degan da'voda harakatlarni kuzatib turib qolamiz. Bu harakatlarning ko'pi ayollar huquqi tamom yer bilan yakson bo'lgan jamiyatlarda aslida paydo bo'lgan. Lekin keyin u radikallashib ham ketdi. Borib-borib ayollarning huquq teng huquqligi emas, balki ayollar erkaklardan yuqori huquqqa ega bo'lishga harakat qilib qolishdi. Bor g'arb qonunlarida xuddi shunaqa narsalar bor. Teng huquqli degan da'vo bor, lekin huquqda erkakning huquqi pasayib ketgan. U esa tabiatga zid. Aslida teng huquq bo'lish bu nisbiy narsa. Teng huquqli degani bir xil huquqli degani ham emas. U huquq insonning imkoniyati, ehtiyojidan kelib chiqish kerak. Masalan, sizga qo'lingda yuraver degan huquqni berish nima kerak bor? Oyog'ingiz turgan paytda. To'g'rimi? Siz ayoqda yurishingiz yaxshi sizga. Sen qo'lingda ham yurishing mumkin, boshingda yurishing mumkin desa, siz aytasizki, men boshimda yurmoqchi emasman o'zi deysiz. To'g'rimi? Xuddi shuni singari insonning ehtiyoji, erkak ayolning ehtiyoji tabiatdan kelib chiqib huquq va burch beriladi. Mana bu to'g'ri yo'sin bo'ladi. Ikkalasiga bir xil huquq, bir xil burch berish bu tabiatga zid bu. Agar shunday bo'lsa, Alloh erkak ayol qilib o'tirmasdi. Bir yo'li erkaklar, ayollar bo'lish mumkin edi. Farishtalarning singari jinsi yo'q bo'lishi mumkin edi. Unda nasl ko'payish degan narsalar Allohning hikmatlari bo'lmasdi. Alloh erkak ayol qildi. Ularning tabiatini hamma yo'g'ini alohida o'ziga xos qildi. Huquq va burchlarini ham o'sha tabiatlarga mos qildi. Allohning shariatida azizlar shunga o'xshaydiki, koinotda siz qayerda nomunon mutanosiblik ko'rgansiz? Oy bilan quyosh bir urushib ketib qolganini ko'rganmisiz? Yer bilan masalan da boshqa planeta kelib millionlab nimalar uchib yuradi, kometalar yerga tegmaydi. Shunaqa mutanosib yaratib qo'ygan. Fasllarning mutanosibligini ko'ring.
daraxtlar ekin meyvalarini mutanosibligini ko'ring. Biror joyda ayib topolmaysiz-a? Allohning shariati ham shunaqa. Qishda sizga yozda yuradigan ko'ynakni yuring deyishni hojati yo'q. Qishda qishki kiyim kerak. Yozda sizga telpak kiygizib qo'yishni hech ham hojati yo'q. To'g'rimi? Notabiiy narsa u. Allohning shariati tabiiy. Ayolga bergan huquqda ham tabiiy, erkakka bergan huquqda ham tabiiy. O'shunchun unga feminizm, meminizmga boshqalarga ehtiyoji bo'lsa bordir, lekin musulmonlarning hojati yo'q. Musulmonlarniki o'zi ayollarning huquqi agar o'lchasiz erkaklarnikidan baland bo'lib ketadi vaqt kelsa. Vaqt kelsa undan chekinadi. Dunyo shu bilan turadi. Masalan, hokim bilan mahkumga bir xil huquq berilmaydi hech qachon. Jamiyatda aytaylik, amir ham bitta huquqda, xizmatkor ham bitta huquqda bo'lmaydi hech qachon. Amir mas'uliyatiga nisbatan huquq va burch oladi. Xizmatkor o'zining vaziyatiga qarab burch va huquqga ega bo'ladi, to'g'rimi? Oilada ham xuddi shuning singari. Er-xotin ular jamiyatning ikki a'zosi. Ular o'zlarining vaziyatlarida kelib chiqib huquq va burchga ega bo'ladi. Ana shu ma'noda men bu so'zni qo'shishimning sababi bor. Hozirgi kunda mana shu mavzuda ba'zi bir noto'g'ri yondashuvlar paydo bo'lib, xuddi musulmonlarda ayollar huquqi toptalgan, shuni bir qanaqadir isloh qilib qo'yish kerakdek ba'zi bir din, islom dinidagi dinimiz va milliy qadriyatlarimizga zid fikrlar, qarashlarni yoyishga harakatlar bor. Bundan ogoh bo'lishimiz kerak va bizning bunga ehtiyojimiz yo'q. Faqat biz mana shu dinimizni to'g'ri o'rganib, to'g'ri tushunib olsak, mana shu yetadi o'zi. Faqat noto'g'ri tushunganlar, noto'g'ri talqin qilganlarning kasofatiga ko'pincha oq varoq dog' bo'lib qoladi. Bizning mana bu suhbatlarimizdan ko'zlangan maqsad ham ana shunday illatlarning oldini olish, ularga barham berish.